Yunan mitolojisinde mükemmel bir canavardır. Başı yıldızlara değecek kadar uzun boyludur. Ulaşabileceği mesafe öyle büyüktür ki kollarını açtığında doğaya ve batıya dokunabilir. Onun belden yukarısı bir insan, belden aşağısı ise bir hayvandır. Kollarının ucunda 100 ejderha başı vardır. Belinin alt kısmında ise devasa, birbirine sarılmış tıslayan engereklerden oluşur. Gözlerinden ve ağzından ateş parlar. Güçlü, saldırgan ve şiddet düşkünüdür. Bir keresinde Zeus'a meydan okumuştur. Kısa süreliğine Zeus'u alt ettiyse de daha sonra Zeus'un attığı yıldırımlarla Etna Yanardağı'na gönderilmiştir. Typhon'un anne ve babası ise şunlardır. Annesi Toprak Ana yani Gaia, babası ise Tartaros'tur yani Cehennem. Typhon kelimesi Çince'den gelmiştir. Etimolojik olarak Çince'ye aittir. Typhon'a ait olan birçok mitolojik canlı vardır. Bunlardan birincisi Sphinx'tir. Sphinx bilineceği üzere Oidipus'tan karşımıza çıkan bir yaratıktır. Hatta onun bilmecesini duymayan yoktur. Yine cehennem bekçileri olan Kerberos ve Orthos yani üç başlı ve iki kafalı olan köpekler, Nezere, Lema Aslanı ve Hidra